Merhaba, ben Cem Özer. Peyko Türkiye'nin genel müdürüyüm. 2009 yılından bu yana Türkiye'deki prefabrik betonarme yapıların bağlantıları için depreme dayanıklı çözümler sunmaktayız. Bu süre zarfında ülkemizde yüzlerce projede prekast yapı ve eleman birleşimlerinin güvenli ve efektif bir şekilde gerçekleşmesine ve böylece zorlayıcı koşullardaki pek çok yapının prefabrikasyon teknolojileriyle uygulanmasına katkıda bulunduk. Bugün Batı Prefabrik firmasının Aydın'daki bir şantiyesindeyiz. Bu projede çok katlı betonarme prekast bir yapının kolonlarının temele bulonlu bağlantıları, Peyko'nun HPKM ve Bolda tipi kolon pabuçları kullanılarak yapılmaktadır. Merhaba, ben Erdem Çotur, Batı Prefabrik AŞ'nin genel müdürüyüm. Opsmal Alışveriş Merkezi binası projesi Aydın'da inşa ediliyor. Projenin tasarımı 2019 yılında yapıldı. Yatırımcı firma yapı kalitesi, deprem güvenliği ve bütçe ekonomisi gerekçeleriyle prefabrik betonarme yapı sistemi yönünde karar verdi. İnşaat faaliyetleri Aralık 2019'da başladı. Yapı yatırım finansman modelinin gereksinimleri doğrultusunda etap etap inşa ediliyor. Proje otopark olarak kullanacak bir bodrum kat ünitesi, 3 normal kat ve 1 teras kat olmak üzere toplam 5 kattan oluşuyor. Yapı 19.600 metrekare taban alanına ve otopark ek binası ile birlikte toplamda 110.800 metrekare alana sahip olacak. Sinema salonlarının projelendirildiği blokta yapı yüksekliği 28.23 metre, diğer bloklarda 24.22 metre. Yapıda toplam 334 adet kolon kullanıldı. Bu kolonların temellere bağlantıları Peyko'nun bulonlu bağlantı sistemleriyle mekanik olarak gerçekleştirildi. Kolon kiriş birleşimleri ise 2018 deprem yönetmeliğine göre MAB1 tipi sistem ile inşa edilmekte. Yapıdaki 19.600 metrekarelik bodrum ünitesi -4.75 kotunda inşa ediliyor. Kolon temel birleşim bölgesinde Peyko HPKM ve Bolda serisi kolon pabuçları tercih edildi. Peyko kolon pabuçlarının kullanılmasının bu projede sağladığı avantajlar şöyle. Öncelikle kısa sürede kolon temel bölgesinde tespit imkanı sağladı ve temel soketi yapma gereksinimini ortadan kaldırdığı için tüm bina alanında 160 cm kadar daha az kazı derinliği sağlanmış oldu. Yapı temel inşaatı tamamlandıktan sonra sırasıyla kolon montajı, kiriş montajı, kolon kiriş birleşim bölgesinde sürekliliği sağlayan ıslak beton dökümü, TT plak döşeme montajı ve son aşamada topping betonu dökümüyle yürütülmekte. Yapı tüm bu aşamalarda karşılaşabileceği yükleri taşımayı haiz olarak dizayn edilmişti. Yapının servis durumuna esas tasarımında tüm kolon kiriş birleşimleri moment taşıyabilen çerçeveye ancak son aşamadaki topping betonu dökümünden sonra ulaşılabilmekte. Peyko kolon pabuçlarının kullanılması hassas montaj şartlarını sağladı ve üst katlarda gerçekleştirecek olan ıslak kiriş kolon birleşimleri için gerekli düşük toleranslı yerleşimi mümkün kıldı. Yapının ikinci etabı inşaat halindeyken 30 Ekim 2020 tarihinde 6.9 magnitüt büyüklüğündeki Sisam Adası depremi gerçekleşti. Yapı bu depremle henüz topik aşamasına gelmeden kolon kiriş birleşim bölgesi mafsallı pozisyondayken doğu batı doğrultusunda yaklaşık 130 gal ivmeye maruz kaldı. Bu durumda tüm kat diyaframının düşey yükleri ve depremle oluşan yatay yükler kolonların eğilme ve deplasman rigidliğiyle ve kolon temel birleşim bölgelerinin performansıyla karşılandı. Deprem sonrasında yapılan ölçümlerde kolon temel ve kolon kiriş birleşimlerinde herhangi bir hasar gözlemlenmedi.